Bundan sonra ne olacak? Yani bundan sonra muhtemelen e, muhalefette bazı değişiklikler olacak. Yani bu kaçınılmaz gibi görünüyor. Onun işaretleri de var. Ama önce e, kazanan tarafa bakalım. Yani evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan e, dün e, önce İstanbul'da e, malum Kısıklı'da bir konuşma yaptı. Sonrasında e, Külliye'de bir balkon konuşması. Şimdi burada tesadüf müdür yoksa bir mesaj mıdır? Daha önce e, Sayın Cumhurbaşkanı e, AK Parti Genel Merkezi'nde evet. yapardı. Bu kez külliye de yaptı. Neden? Bunun altında bir mesaj var mı? Ben bunun, hem partiye hem seçmene e, hem dünyaya başka bir mesajım var burada. Ben bunun bilinçli olarak anlamlı olarak yapıldığını düşünüyorum. Ee, biz bundan sonra biraz daha e, her bakımdan e, dün akşam konuştuk. Sayın Bahçeli'nin de buna benzer mesajları vardı. Biraz daha farklı e, bir süreç izleyebiliriz. Ki ben şeyi de merakla bekliyorum. Ee, kabineyi Kabine, kabinede evet. de. Ee, çok farklı değişiklikler olabilir diye düşünüyorum. Yani hem e, önümüzde çok ciddi bir ki bilhassa sadece İslam açısından baktığımız zaman çok ciddi bir e, yeni bir imtihan var. E, yerel seçimler. Bir de e, malumunuz Sayın Erdoğan'ın son dönemi bu. E, dolayısıyla e, bu... Partiden bir parça kendini ayrıştırma niyeti mi acaba? E, aynı zamanda bu dönemin çok iyi değerlenilmesi gerekiyor. Hem birikimler daha iyi devreye evet. girmiş olacak hem de eee 5 yıllık bir e, Cumhurbaşkanı sisteminin 5 yıllık bir e, ilk dönemi eksikleri yüksekleri vesaire falan bu tabiri caizse o sistemin de artık kendini ispat etme dönemi olmalı, evet. olacak yani. Hı -hı. E, ve muhtemelen bir takım aksayan taraflar e, şu anlar onlarla ilgili raporda hazırlandı zaten. Onlar e, telafi edilecek. E, o sistem daha da güçlendirilecek ki o çok önemli. Vesayet sisteminin geri dönüşün engellenmesi daha, tamamen aslında şu an yani ilk bu 5 yıl için zaten öyle bir şey söz konusu değil ama evet. bu sistem Milletin bu şeyi de çok önemli. Bu sistemin Türkiye kazanımlarını biz bu dönemde daha iyi göreceğiz diye ben düşünüyorum. Dolayısıyla Sayın Erdoğan'ın bundan sonraki yöntemiyle efendim kabinesiyle biraz daha farklı bir dönem olabilir. Mesela ben e, tamamen şahsi fikrim, hiçbir şey, bir bilgim yok. E, Sinan Oğan'dan mesela istifade edilebileceğini düşünüyorum bu yeni dönemde. E, biraz daha böyle farklı bir ezber bozan şeyler görebiliriz biz e, sonuç odaklı. Şimdi bazı isimler tabi telaffuz ediliyor yani kabineye dair evet. işte Sağlık Bakanı zaten göreve devam etmeyeceğini daha önce işte müsaade kendi istemişti birisi, kendisi çalıştı. istemişti. Evet. İşte İçişleri Bakanlığı yerine başka bir e, isimden bahsediliyor farklı farklı isimler var tabi ilk dönemde de e, özellikle mesleğinde kendi işinde uzmanlığında e, iş dünyasında belki profesyonel olan insanlardan yararlanmak her böyle bir şey bu olabilir sistemin, mi yine? Bu sistem buna imkan veriyor zaten. En güzeli de o. Buna imkan veriyor. Evet. Bu dediğimiz az önce bahsettiğimiz şeyler bir önceki dönemdeki kabine başarılı olmadığı için yeni bir böyle bir asla böyle bir şey kastetmedim ben. Gerçekten herkes işini çok iyi yaptı. Ee, bu süreç de o. Başarıyla tamamlandı. Ben şimdi yeni bir döneme, yeni bir sürece geçildiğini, geçilmeye çalışacağını düşünüyorum. O anlamda yani isimler farklı olabilir derken az o, sizin bahsettiğiniz şeyler kastetmeye çalışıyorum yani Türkiye odaklı daha çok bu dönemde az zamanda çok iş başaracak çok iş şeyler yapılacak bir süreç izleyeceğimiz ben düşünüyorum öncelik evet öncelik ekonomi aynen anayasa aynen ama bunun yanında gene bu şu ana kadar devam eden Doğu Akdeniz ki Macron'un şeyine bile dikkat ederseniz bu var. Türk dünyasında şeyler bu dönem daha güçlenebileceğini ben düşünüyorum. İlişkilerim tabiri caizse artık icraat evet. aşamasına ciddi anlamda geçeceğini düşünüyorum. Bu bir Avrupa Birliği şeyimiz tabii ki devam ediyor edecek. Orada ciddi anlamda ihracatımız var ama aynı zamanda bu Türk dünyası Kavkaslarla ilgili de daha ete kemiğe bürünmüş artık e, burada Türkiye'nin rolü de çok ciddi önemli bir rol olacak yani orada e, o, o şeyi ne derler ona tabir caizse realize edecek yani bu e, oradaki güçleri birinin doğal gazı var, birinin siyasi anlamda şey var Bunu bu güçleri Türkiye konsolide ederek bu ülkeleri e, yeni bir güç olarak ortaya çıkacağını düşünüyorum. E şimdi son 6-7 ayda e, dış politikada şöyle bir şey vardı. Yani 6-7 ay sonra seçim Sinan onun olacak. Için az şimdi önce Türkiye'de 6-7 ay sonra seçim var. İşte seçim sonrasına Ertelenen, Yok. bekletilen kimi şeyler dış dünyayla ilişkilerden bahsediyorum. Artık tamam seçim de bitti. Evet. Önümüzde 5 yıl var. Bundan sonra işte o çok şey değişecek, her şey değişecek adımlarını e, bekliyor bek olacağız.